Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda dönüştürücü aparat kullanarak bozuk bir harici hard diskimizin içerisindeki verileri nasıl okutacağız, nasıl kurtarabileceğiz? Bununla ilgili detaylı bilgileri öğreneceğiz hep beraber. Evet arkadaşlar, harici hard diskler kolay taşınabilir olması, bilgisayara USB üzerinden hızlıca bağlanıp sökülmesi ve içerisine hızlıca dosya transferi yapılabilmesi nedeniyle en çok tercih edilen depolama birimlerinden bir tanesi olduğu günümüzde. Fakat taşınabilir olması nedeniyle biraz hassas kullanımı gerektiriyor. Bazen küçük bir düşmede veya hızlı bir şekilde masaya koyduğumuzda içerisindeki disk zarar görebiliyor veya sürekli bilgisayara takıp çıkardığımız için USB bağlantısında problemler oluşmaya başlıyor bir süre sonra. Bazen harici hard diskimizi taktığımızda motorun çalışmasını duyuyoruz, içerisindeki titreşimi hissedebiliyoruz. Işığı yanıp sönüyor fakat bilgisayarımız içerisindeki verileri okuyamıyor. Şimdi bu sorunun çözümüyle ilgili USB to SATA IDE aparatının kullanımını hep birlikte göreceğiz. Öncelikle hard diskimizi dikkatli bir şekilde söküp içerisindeki SATA diski çıkarmamız gerekiyor. Bu aşamada veri kurtaralım derken tamamen hard diski bozmamak adına bilen birinden yardım alırsanız daha iyi olur veya çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü hard diske herhangi bir şekilde darbe yaparsanız daha da bozulmasına sebep olabilirsiniz. Bu sefer hiç veriler okunmayabilir. Dikkatli bir şekilde vidalar varsa söküp veya kapaklar varsa bu şekilde çıkarmanız gerekiyor. Evet, kutunun içerisinde bu şekilde bir SATA hard disk mevcut. Şimdi plastiğini de çıkaracağız. Dediğim gibi buraları yaparken dikkatli davranmak gerekiyor. Hard diskimizin içerisinde bu şekilde bir devre var ön tarafında takılı. Bu hem USB'den hard diskimizin hem elektriğinin hem de datasını alıp verilmesini sağlıyor. Asıl zaten problemi yaratan bölüm bu. Bunu öncelikle çıkarmamız gerekiyor. Bozulan kısım büyük ihtimalle bu parça olacağı için hard diskimizin okumamasına sebep oluyor. Sürekli sök tak sebebiyle bu devre zarar görebiliyor. Şimdi elimizde sadece bir SATA hard disk mevcut. USB'den SATA ve IDE hard diskleri okuyabilmek için bu aparattan bir tane edinmeniz gerekiyor. İnternette 35-40 lira arasında satış fiyatı mevcut. Kutu içerisinde birkaç farklı türde kablo var. Bunlardan ilki iki parçadan oluşan güç kablosu. Güç kablosunu kullanarak hard diskimizin enerji ihtiyacını karşılayacağız. Bu parça IDE güç girişini SATA güç girişine dönüştüren bir aracı kablo. SATA bir hard disk bağlayacaksanız bu parçayı kullanarak buradan gelen elektrik çeşidini, başlığını SATA girişi olarak dönüştürmeniz gerekiyor. Bu da USB kablomuz. Bunun ucunda hem IDE hem de SATA girişi için bölümler var. Yan tarafı IDE hard diskler için takılıyor. SATA hard diskler için de bu kabloyu kullanarak dönüştürme yapılarak bağlantıyı kolay bir şekilde sağlayabiliyoruz. Aparatın parçaları bu kadar. Hard diskin üzerinde hem
güç kaynağı için hem de data alışverişi için, veri alışverişi için gerekli kabloları buraya bağlamamız gerekiyor. Bu güç kablosu, bir diğeri de veri alışverişini sağlayacak olan SATA kablosu. Hard diskin bağlantısı bu şekilde. Bundan sonrası USB'nizi bilgisayara bağladıktan sonra eğer ki donanımsal olarak bir zarar görmemişse hard diskiniz muhtemelen okuyacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi güç kaynağının prize takıyoruz. Sonrasında USB girişini bilgisayarımıza takıyoruz. Bazı durumlarda hard diskinizin okumasının başlaması için yan çevirmeniz gerekebilir. Okumadığı zaman bu şekilde tutabilirsiniz. Evet, şu anda bilgisayarımız hard diski tanıdı. Şu anda gördü. Bakalım içerisindeki bilgileri görebilecek miyiz? Evet, içerisindeki dosyalar da görüldü. Bu şekilde daha önce okunmuyordu bu. Ama şu anda içeriğine ulaşabiliyoruz. Siz de bu şekilde çok önemli resimleriniz, videolarınız olan harici hard diskleri bu şekilde ulaşarak içerisindeki bilgileri kurtarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 400 küsür GB'lık bir boş alan da varmış. Harici hard diskimizde bu şekilde görünüyor. Aparatı gördüğünüz gibi gayet faydalı, iş gören bir aracı, cihaz. Bazen harici arşivlerimiz içerisindeki çok önemli fotoğraflar, videolar, çocuğunuzun küçük fotoğrafları gibi çok önemli, sizin için değerli olan, kıymetli olan dosyalar, resimler olabilir. Bu şekilde 35-40 liralık bir aparat kullanarak içerisindeki bilgileri kurtarabilir, başka bir depolama cihazına aktarabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımızın yeni videolarından haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmına bekleriz.